Oo, çok güzel bir koyun çiftliği var burada. Kaz Dağları'ndayız. Havran'dayız. Havran'ın köylerinde, dağların tepesinde çoban avına çıktık. Burada güzel bir koyun çiftliği var. Burada da bir tane adam var. Koyun çobanı. Koyun çobanı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo. Hoş bulduk. Sanırım bir yörük çoban bu. Yörük abi, bu yörük. Ya tam ne kadar güzel. Bu biz bir çıktık. Geziyoruz Kaz Dağları'nın ormanlarında, Havran'ın köylerinde geziyoruz. Evet. Orada bir hayvan var, orada bir çiftlik var dağın içinde ama sahipsiz kimse yok başlarında. Yok. Evet. Burada var, bir kıpırdı gördük, geldik. Burada bulduk bir tane canlı bir adam bulduk yani. Evet. İki ayaklı. Gözlü kulağı var aynı bizim gibi. Evet. Ya hep sahipsiz hayvanlar burada abicim. Sahipsiz değil abi ya. Şöyle yapayım. Mikrofon burada ya abi. Evet. Heh. Nasıl sahipsiz değil? Hepsi sahipli ama sahipleri başında yok abi. Ha, bazılarının başında yok abi. Ha, sen başındasın. Tamam. Çeşmenin başındasın abi. Evet, çeşme. Çeşmeden bir sulanalım mı? Al abi, al. Bismillah. Tadına bakalım. Oo abi, tatlı su bu. Yaylı su. Elhamdülillah. Kaz Dağları'nda su içtik. Sizi tanıyalım abi. Abi ben Koca Seyit Mahallesi'nden. Koca Seyit köyünden. Köyünden. Fikret. Fikret. Turgun. Turgun. Gun. Evet. Koca Seyit köyünden. Ben Fikret. Turgun. Turgun. Burası Kaz Dağları. Evet. Kaz Dağı karşısı oluyor ama bura Çap Dağları. Komşu mu? Çap Dağları mı? Çap Dağları. Abi ne kadar sivri dağlar. Evet. Fikret abi. Kaz Dağı orası. Bak, Madra. Bir, iki, net, Madra Kaz Dağları. Kaz Dağı oraya diyorlar. Madra şu dağda kalıyor. Madra Dağları. Evet. Madra Dağları. Şu Çal Dağları. Çal Dağları. Hangi dağlar var burada? Kaz Dağları var Fikret abi. Şap Dağı var. Şap Dağı. Allah Allah. Şap Dağları. Evet. Orası Şap Dağı. Şapçı Dağları yani. Şapçı Dağları yani. Şapçı Dağları. Evet. Hani büyük şapçı, küçük şapçı diyorlar. Orası mı? Ha, onun dağları. Ha, onun dağları. Madra Dağları. Ha, şöyle evet. Gel abi. Stüdyo dışına çıkma Fikret abi. Tamam. Ha. Burası Madra Dağları. Şura Çal Dağı. Çal Dağı. Koca Seyit'in yaylası dağları. He. Merası yani. Vay be. Koca Seyit bu diyarlarda mı yaşamış abi? Evet. Bu dağlarda evet. Mı yaşamış? Evet. Yatağı şu çamdan olduğu yerde bak. Nasıl? Bu dağda yatıyorlardı. Veyahut kim yatıyordu orada? Onlar da, onun akrabaları. Allah Allah, Koca Seyit. Sevgili izleyiciler, tam üstüne bastık. Koca Seyit'in kaldığı dağlar, yerler, evet. Mekanlar, yaşadığı yerler buralarmış. Evet. Köyü aşağıda. Aşağıda köyü. Siz de buralardasınız. Evet, biz buralardayız. Işte. Abi, Fikret abi. Şöyle yapalım abi. Mikrofonu tut abi. Tamam. Durma abi. Evet. Şimdi sana bir çoban takkesi hediye edeceğiz, tamam mı? Allah. Ha, takken yok abi, böyle çoban mı olur ya? Hayır. Valla. Hay Allah razı olsun abi. Oh, ıscacık. Of. Iscacık. Giyersin, ibi de var böyle. Tamam abi. Tamam. Hay Allah razı olsun. Valla yakıştı be. Yakıştı. Abi. Yakışmaz mı yakıştı abi? Yakıştı ya, abi. Yöre her şey yakışır abi. Yöre her şey yakışır. Abi, şimdi, abi ayağıma basma yalnız bak. Şimdi sen yörük müsün abi? Abi bize yörük derler bizlere ya. Yörük. Evet. Ya ben de kaderime hep yörükler çıkıyor karşıma ya. Abi, bir çoban avına çıkıyorum. Yakalıyorum. Yörük. Yörük. Yörük abi. Gel. Yörük. 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 Ben de yörük abi. Doğrudur abi. Doğrudur. Belli abi zaten. Belli mi? Tipim? Tip gösteriyor tip abi. Ne? Tip gösteriyor abi. Yörük gösteriyor. Nasıl, ben tipsiz miyim abi? Ayıp ettin. Tipim olsun abi ya. Tipim olsun be. Allah'a şükür. Valla. Yörükler böyle yakışıklı mı oluyor abi senin gibi? Abi tabii yine halin ne yakışıklı olur ya. Fikret abi. Efendim? Kaçınız yaş abi? Yaş 73'lüm abi. 73 modelsin. Evet. Yani kaç yaş olmuş oluyor o zaman? Valla 40. 43 mu oluyor? Kaç oluyor? 40. 40. Yaşını bilmeyen çoban. 43 yaşındadır. Yaşını bilmeyen çoban ha. Doğru söyledin abi. Şey yap abi. Şey yap. 43 yaşındadır. Barmak say. Barmak say abi.
Abi o kadar şey yapmayayım ya. İncelemeyeyim o kadar. Parmak saymasın. Parmak saymayayım o kadar. Saymayayım parmak. Saymayayım parmak. 43 yaşında bir yörük beyefendi Koca Seyit'in köyünden yaylasından Fikret Turgun. Fikret abi. Evet. Burada senin neyin var abi? Abi benim burada işte tarlam var, sayam var. He. Tarlam var. Evim var. Başka? Başka işte koyunlarım var. Koyunlarım var. Ha. Başka? Başka abi. Diğer hayvanlarım var. Başka abi. Şey yok. Şurada bir şey var. Bu ne abi? O da katır abi. Bu ne abi? Oo, katır. Katır. Sevgili izleyiciler, yolda gelirken görmüştük. İşte gördüğünüz gibi katırı size göstereceğim demiştim. İşte katırı size gösteriyorum. Fikret abi, bu katır senin mi abi? Bu biraderim, benim yani şurada karşıda. He? Benim de karşıda, bu biraderim. Biraderin mi? Ha, evet. Senin birader mi oluyor? Birader olur benim. Aa. Ya. Vallahi o da senin tipine benziyor. Aynı. O da çoban. Çoban mı? Evet. O da geç çobanı. Geç çobanı. Bu da zeynep çobanı. He, anladım. Geç çobanı ya. Anam. Evet. Kek. Gel abi. Allah. Uf anasın, ne kadar yüksek lan bu. Hay? Ne kadar yüksek lan bu. Oh 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 oh. Yüksek eşek. Yüksek eşek bu. Yüksek katır bu. Allah Allah. Eşek değil bu, katır. Bu şimdi bıraksam kendi kendine gider mi bu? Gider abi. Tehlikeli olmasın. Ve bakın bana. Alır gider seni. Valla. Al üstüne de. De. De ki yola doğru. De. Şuraya git gülüm. Gel. Yandı mı yalel yalel, hamadını yalel yalel, yandı mı yalel yalel. Yani dört nala gitmiyor yani. Beygir ne yapar abi? Deh dedin zaman, heh, dört nala gider. Ha şimdi güzel abi. Hadi sulan bakayım. Allah. İşte katırı hayatımda eşeğe bindik, beygire bindik, katıra binmemiştim. Bir yaşıma daha girdim, katıra bindim. Fikret abi, katırı bağlayalım abi. Bağlayalım. Ver bağlayayım abi, ben bağlayayım abi. Ver abi, ver, ver, ver. Ver abi, gel, 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 gel. Ne demişler sevgili izleyiciler? Eşeğini sağlam kazağa bağla. Sağlam söven abi bu ya. Katır, katır bir çekse ağlıyor, alır gider abi sövenle. Oy, senin çiftliğe girdik, kapıyı örtelim abi. Kapıyı. Örtelim abi kapıyı. Koyunlar çıkar gider abi. Çıkmaz, koyunlar ne gidecek be? He? Gider abi, Kaz Dağları'na doğru, Madra Dağları'na doğru gider. Abi ya onlar, gider mi? Vay be. Buradan çeşmeden hortumu alıp şeye mi götürüyorsun? Abi yola gitmesin diye. He. Böyle... Fazla yola giden suyu şey aldın, çiftliğini aldın. Çiftliğimi aldım, bir de yolu zebil etmesin, ıslamasın diye. Islamasın diye. Batırmasın yolu, arabalar şimdi bataraj yapıyor bu sefer. He. Yolu bozuyor. Evet. İşte, oraya çiçekleri veriyor, böyle su orada, oraya. Abi şu, senin koyunlar ne ırk abi bunlar? Onlara karagöz diyorlar. Ha. Bir tanesini yakalayalım ya. He? Oh anasını, tam böyle bu. Çok gel, kızı gel. Ha?
E ne güzel, sakin sakin diye şimdi. Fikret abi, bu ne la? Al. Burada bir şey buldum sevgili izleyiciler. Yok, onların kırık kesildi, onları zeytin. Ha, zeytin sırığı mı? Evet, zeytin sırığı bunlar. Allah Allah, bakınız. Oo, işte zeytin sırığı. Allah Allah. He. Neyden bu? Fındıktan. Fındıktan. Evet. Siz aynı zamanda zeytin işi de yapıyorsunuz değil mi? Abi, abi, kendinizin zeytini var mı? Var, var abi. Var, zeytinimiz de var. Zeytinliğiniz var yani. Bu sırıkla mı silkiyorsunuz zeytini? Evet, bununla silkiyoruz. Hani böyle zeytin için böyle şey oluyor. Tırmık oluyor. Ağaca böyle tuttuğun zaman böyle ağacı böyle sırsıyor böyle. Öyle de var da bizde yok. O tüccarlarda o. Tüccarlarda mı? Ha, pahalı bunlar. Vallahi yani o zeytin dalına onu koyuyorlar böyle. Sırkalıyor. Ağacı böyle yapıyor. Evet ya, yavaş abi. Ya bunun parmaklısı var. Parmaklısı. Vallahi seni böyle silgeyince böyle titredin sen daha. Bu yapmıyor değil mi öyle bir şey? Bu yapmıyor. Bu döveliyor. Bu benim kaç boyum katı abi? Benim boyum 1.84 olduğuna göre benim iki boyum. Vay anasını ya. Zeytin sıra. Senin çiftlik burası. Evet, burası. Ya baksana. Kameramanım gösterebilirse bak abi. Sevgili izleyiciler, karşıda bir tane ormanın içerisinde bir çiftlik var. Evet, değil mi? Evet. Ondan sonra yine orada var bir tane. Evet. Onlar yazlık da onlar çobanlara gitti. Çobanlara gitti. He, evler kapandı şimdi. Hep böyle mi abi burada şeyler? Hep insanlar böyle serbest. Evet, serbest bunlar burada. Allah Allah. Orman Madra Dağları sevgili izleyiciler. Madra Dağları burada yörük obalarıyla dolu. Evet. Yörüklerin hani şimdi yörükler şey ya. Hani yörükler göçebe. Evet. Hayatı yaşıyorlarmış ya, evet, göçebe. Evet. Dağlarda orada dağlar, alışkın. Evet. Siz de gelmişsiniz dağlara, bir tane sayı yapmışsınız. Çiftlik yapmışsınız. Yazlık. Yazlık. Kışlık da var. Kışlık da var. Hala devam evet, ediyor bu ya. Evet, devam ediyor hala. Hala devam ediyor. Yani 10 15 gün sonra kışlık sayısına gideriz köye. Koca şehri ineriz. Evet. Ondan kere dağlar yörüklerin abi. Dağlar yörüklerin baharın Nisan Mayıs aylarında çıkar bunlara. Ha. Yaylaya çıkarlar. Yaylaya çıkarız. Ne kadar işte tarlamızdan, bahçemizden. Bu tarla senin mi? Bu tarla benim. Kaç dönüm burası abi? Abi burası şu anda dedemin üstüne, bu rahmetli dedemin üstüne tapu şeyini. He, daha bu, paylaşmadınız. Böyle, he, burayı ben hisselen birine parayla aldım. He, Akıllan aldın. Birine, he, burayı. Burada sen ben, koyunculuk yapıyorsun. Burada ben koyunculuk yapıyorum. Bahçecilik yapıyorum. Bahçecilik mi? Evet. Bahçe nerede? Ha, şunlar işte yok. He, he. Fasulye ekmişsin, ne ekmişsin? Biber, patlıcan, domates. Ne yapıyorsun da? Satıyor musun? Bunları satıyorum. Oo maşallah. O da çok güzel. Perşembe günü koca şeyi de götürüyorum mahalleyi. O da pazarlıyoruz. Çok iyi. Gel gidelim bakalım. Bahçenin yanına doğru gidelim. Güneşte tam doğuda ısınmaya başladık değil mi? Tabii. Güz günü ya. Öyle doğrusu. Güz ne? Hava ne günü abi? Güz günü. Güz. Güz günü. Güz bahar derler. Güz bahar derler buna. Sonbahar. Evet. Sonbahar mevsimindeyiz sevgili izleyiciler. Sonbahar mevsimi en sevdiğim mevsimlerden birisi. Yağmurlar yağar, havalar soğur, kışa yavaş yavaş yaklaşılır. Hüzünlü bir mevsimdir. Yapraklar dökülür. Evet. Dirilişi ve ölümü hatırlatır bana. Sonbahar. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Biz diyor yaprakları çör çöp yaparız. Sonra da onu baharda diriltiriz diyor ayet. Yani ya Fikret abi doğaya çıktırma abi. Ben coğrafi Kur'an'ı okuyorum abi. Coğrafi Kur'an'ı yaşıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dağları biz diyor direksiz yarattık diyor. Gök dağları, dağların yaratılışını anlatıyor. Sonbahar anlatıyor. Biz hep doğaya çıktık mı bunları görüyoruz. Yani o kitabi Kur'an'ı, coğrafi Kur'an'ı görüyoruz, okuyoruz abi. Siz de hep bunun içindesiniz. Yani bu yaratılışın, bu dağların direksiz yaratılışının, bu yaprakların dökülüşünün farkında mısınız abi siz? Evet. Farkındayız abi. Görüyorum işte olup durur. Direkt
Yapraklar dökülüp durur. Ne olup dur abi? Sevgili izleyen, çok hoş bir güzel lehçesi var işte. Bozulmamış köylü. Sade. Köylü milletin efendisidir. Olup duru diyor, olup duru. Dikkat abi, ne olup duruyor abi? Biz bahar diyor, sen çok yapraklar dökülüyor diyoruz, yaprak şeyi... Güneş de bize vuruyor şimdi değil mi? Güneş de bize vuruyor, evet. Sevgili izleyiciler, çobanımız Fikret abimiz gerçekten çok farklı bir çoban. Kaç dönüm burası? Abi şu an burası 18 dönüm her yerde de. 18 dönüm. Bölüm bölüm ayırmışsınız. Bölüm bölüm, he. Bunlar bölüm bölüm ayrıldı. Bölüm bölüm ayırmışsınız. Ve burada koyunculuk yapıyor. Değil mi? Koyunculuk evet, yapıyorsun. Evet, koyunculuk yapıyor. Ondan sonra bahçe işi yapıyorsunuz. Evet. Fasulye üretimi yapıyorsun. Patlıcan üretimi yapmışsın. Başka domates var mı? Var, domates de var. Bunları götürüp satıyorsun. Evet. Börülce. Börülce. Evet. Çok güzel bir şey ya. Yani aynı avlu içerisinde bu yaylada birçok iş yapıyorsunuz. Evet. Hem hayvancılık hem ziraat yapıyorsun. Evet, evet, çok abi. Güzel bir şey abi. Çok çok güzel. Kendi işimiz. Yani, kendi yani işe gitmiyoruz. Yani burada kendi birisi iş olur, çıkarıyor. Birisi olmasa birisi olur. Birisi olmasa birisi olur. Değil mi? Evet. Yani bunu mesela burada fasulyeyi toplayıp mesela nereye götürüyorsun satışı, ne yapıyorsunuz? Kocaseyir'e götürüyoruz. He. Kocaseyir'de pazarlıyoruz. Yani Kocaseyir dedin, sizin köy. Evet, bizim köy. Sizin köyde nasıl dışarıdan geliyor mu almaya? Abi, abi geliyor, İstanbul'dan gelin, ha, çok şeyler geliyorlar. Köylü alıyor. Köylüler alıyor. Evet. Bamya'yı mesela, bamya. Evet, bamya. Kalanlar bunlar herhalde. Bunlar kalanlar. Kartalanlar. Kartalanlar. Kalanlar. Hmm. Peki, bu salma sığır da var galiba orada. Evet. O da biraderin mi senin? Babamın onlar da. Aa, babanın. Evet. Baban nerede? Ayrı yapmışsınız onu. Onun orası, o babamın işte burada dayımındı. Ha. Teyzemindi, teyzemle de biz aldık, sattılar onlar da. Ha. Ben aldım onu. Ne aldınız? Baban orada salma sığır yapıyor. Ki evet. onu da görelim yakından. Burada da salma sığır var. Evet. Salma. Bunlar yörük sığırı. Yörük sığırı. Bunlar yörük sığırı. Çok çok güzel bir sistem burası. Koyunlar ayrı yerde, bahçe ayrı yerde. Buradan avlu yapmışsınız. Evet. Bu hayvanlar kimin? Hayvanlar babamın. Babanın hayvanları. Kaç dönüm burası? 3 dönüm falan herhalde. 2 dönüm, 2,5 dönüm falan. Bu hayvanlar burada mı duruyor hep? Yok. Bunlar sabahtan kapatıyormuşlar işte. Bahçenin şeyini iyisini yani kırını kırsanı. Ha, anladım. Ormanda yani. Ormanda yayılıyor hayvanlar. Ormanda yayılıyor. İşte sevgili izleyiciler, Kaz Dağları'nda Havran, Edremit bu bölgede bizim üzerine basa basa teşvik ettiğimiz projelerden birisi de salma sığır projesi. Gönen'in de bazı köylerinde var bunlar. Arazisi olanlar arazisini avlu yapıp arazinin içerisinde bakıyorlar. Arazisi olmayanlar bu bölgede serbest değil mi? Evet, dışarıda. Evet, dışarıda. Dışarıda serbest. Ama yine adamın bir arazisi var, kapamış burada mesela şey yapabiliyor. Bakabiliyor. Salma sığır var burada. Aynı yerde hem koyunculuğu gördük, hem bahçeciliği gördük, hem salma sığırı gördük. Kaz Dağları'nın etekleri burası. Başka benim, amanını yâlel yâlel, yandımı yâlel yâlel, amanını yâlel yâlel, yandımı yâlel yâlel. Benim emeklerim yaratlıma geldikçe sızlıyor kemiklerim, amanını yâlel yâlel.
Amanını yalel yalel, yandım yalel yalel. Madra dağlarının kralı Yörük Fikret Turgun'la çobanla baş başa da birlikteyiz değil mi abi? Evet, birlikteyiz. Birlikteyiz. Tam buralara kadar geldik, seni bulduk. Evet. Ha. Allah razı olsun. Bizim geleceğimizden hiç haberin var mıdır? Yok. Yok. Yok, yok mudur? Yok tabii. Allah. Sabahlı şey yolda görüştük. Ha, bizim çobanla baş başa da böyleyiz abi. Biz çobanlarla beraberiz ya. İnşallah. Yani seviyorum çobanları. Dağları seviyorum bak. Abi dağlar yine yaşanacak ya, dağlar ya. Abi. Biz böyle ne yapıyoruz biliyor musun Fikret abi? Böyle evet. Hanımla, benim kameraman hanım aynı zamanda, tamam mı? Bir çıkıyoruz Gören'den, tamam mı? Evet. 10 gün gelmiyoruz. Türkiye'yi il il dolaşıyoruz, geziyoruz. Nerede bir çoban var? Çat kapı çobanın yanındayız. Kulübenin yanındayız. Doğrudur. Çobanların yanında. Koyunları çekiyoruz, çobanları çekiyoruz. Onlarla akşama da beraber oluyoruz. Gece birlikte oluyoruz. Doğru. Kulübede çay demleyip içiyoruz. Ben de eskiden çobandım. Biliyor musun? Doğru. Çobandım yani. Biz de çobanlık yaptık böyle zamanında. Şimdi ben istiyorum, ben de çobanlık yapayım. Devam bakayım ama. Evet. Bu çobanla baş başa programını kim yapacak abi? Doğru. Çobanlık kim doğru olacak? Doğru söylüyorsun abi. Değil mi? Kim doğru yapacak bunu? Onu kim yapacak? İstersen çobanlı, seninle şey yapalım. Çobanlı herkes yapar. Değişelim, ben burada kalayım. Doğru. Yapayım abi bunu, bakayım senin hayvanlara. Evet. Sen git çobanla baş başayı sen çek abi. Abi ben herkesin prancı var abi ya. Değişelim yani, yok, ben bıktım yok ya. Doğrudur, bıkmışsındır da. Ben şimdi... Ben kalayım burada. Al kamerayı bizim, ara git. Tamam mı? Çek abi, sen de gel, sen gelsin. Değiştirelim, yok, şeyleri değiştirelim. Değiştirelim de ya, şimdi herkesin prancı var olsun, dayı ya. Dayı mı dedin bana? Dedi, bizim bana... yörükler böyle der, dayı, dayı der, amca der. Sevgili, dün böyle şeydeyiz, Balya'dayız. Balya'da arabamıza gaz alalım dedik, benzine durduk. Aynı böyle şapka var, şey var. Arabada bizim şey yani, böyle çoban arabası. Bizi gördü ya böyle şapkalı mapkalı böyle çoban, benzinci. Buyur dayı dedi, ne alacaksın dedi. Dedim dayı gaz ver bize, hadi bakalım. Verdi, ondan sonra... işte dayı dayı dedim, ya siz böyle dedim, köylülere dedim böyle... Çobanlara dayı mı dersiniz? De, ben dedim şimdi kravat taksaydım bana beyefendi diyecektin değil mi dedim. Takke var, dayı diyorsun. Yani şapka kravat var takarsak beyefendi, takke takarsak dayı. Yok. Değil mi? Yok tabii tabii, şimdi bizde öyle. Ye kürküm ye. Nasrettin Hoca hikayesi. Evet. Devam mı? Evet. Şimdi ben de böyle şimdi bundan sonra çobanla baş başa programları sevgiliciler, takım elbisemi giyeceğim. Kravatımı takacağım. Öyle çekeceğim. Beyefendi. Beyefendi, beyefendi diyecek. Çobanla yani, bana diyecek, beyefendi diyecek. Evet, dayılığı kabul etmiyor. Evet. Dayılıkta daha iyi vurdu. Çoban da, çoban da diyecek bana, beyefendi diyecek. Doğru, doğru. Ya ne beyefendisi, ne dayısı. Evet. Abi, çobanlar, köylüler, evet, bu ülkenin, bu milletin en has insanlarıdır abi. Evet. Evet. En değerli insanlarıdır ya. Doğru, doğrudur abi. Şimdi şu anda Yörükler öyle bilmiyorum, amca dayı ve hep böyle ikram ederler, adını söylemezler yani. Altında son model arabalar olmasın, iki tane katırı olsun altında. Doğru. Yörük olsun, çoban olsun, köylü olsun, Türkmen olsun, macir olsun, Tatar olsun ama köylü olsun. Köylü ama olsun. Bu ülkeyi seven olsun abi. Tabii. Vatan haini olmasın. Vatan haini olmasın. Abi doğru söylüyorsun abi. Değil mi? Evet. Vatan haini olmasın. Ya işte insanlar, bazı insanlar çeşit çeşit. Bunlar demek ki ne bileyim ben, hırsızından mıdır, alışkanlık mı yaptı, böyle yapıyor ya, karşı dağda yol üstünde kesiyorlar, atıyorlar abi, satıyorlar. İki günde bir, üç günde bir, haftada bir. Allah Allah, yazık ya. Vatandaşın sıvırını. Jandarma yakalayamıyor mu bunları? Yakalayamıyor. Jandarma da diyor, salma mal olmaz diyor. Süper. Malına yol bak diyor. Ya olur mu be abicim, yani olur, hırsızları yakalayın ya, salma mal lazım Avrupa ülkelerinde böyle. Ondan sonra çok ihracat yaparız, mal ihracat yaparız, girdiler pahalı yüksek bu, evet. Dağlar boş
Hırsızları yakala, hırsızlığı önle. Hırsızı önle. Hayvancılığı önleme. Böyle saçma sapan olmaz. Malına sahip çık. Ne olacak? Sayadan da, kapalı yerden de alıp götürüyorlar. Alıp götürüyorlar. Onlar, o daha bir yere bazı zaman mesela böyle sürü koyun olur, adamın koyun oluyor. Tabii. Sayadan sürüp gidiyorlar. Yani hırsız. Kilit olmaz. Hırsızda kilit olmaz. Hırsızda kilit olmaz. Yani işte malına sahip çık. Nasıl sahip çıkacaksın? İşte kanun öyle diyor. Hırsızı yakalayacaksın. Gel. Kaz Dağları'na yollara koy güvenlik kamerasını. Bul, çek, yakala, evet. At hapse. Ağır cezayı ver. Önle. Ya salma mal olmaz. O zaman çiftlik yapmayın. Bu çözüm değil. Çözüm değil abi. Fikret abi. Evet. Çözüm değil abi. Çözüm değil abi ya. Şey malına sahip çık. Ne demek sahip çık? Sen hırsıza sahip çık. Hırsıza geçit verme. Hırsıza adam getiriyor 2-3 gün bakıyor orada nazarette. Ya 2-3 gün bak yedir içiriyor namussuzlara. Daha içiriyor. Bir de iki adi salıveriyor tekrar geliyor. Bir de salıyor. Adam geçen vazgeçermiş şeyden. El değmeden para geliyor. Ya. El değmezden para geliyor. Vay be. Abi senin iki çeşit koyun var sende. Evet. Nedir bu koyunlar şey cinsi? Birine kürek derler, birine karagöz derler. Ne derler? Sakız derler birine. Sakızı. Evet. İzmir'de var çünkü evet. Bunlar. Diğer ne? Birine pret derler şunlara. Ne? Pret. Pret mi? Allah Allah. Ya ne preti? Ben ilk defa bir şey... Ya her çobandan ayrı bir şey duydum. Ya merinoz mu? Ne bu abi? Abi ben o kadar dereyi bilmem de bize sakız derler, pret derler. Merinoz mudur, kernoz mudur? Yakalayacak mısın? İşte koyun bu. Allah Allah. Bu da koç. Allah. Ana. Ya Rabbi. Ne güzel koyun be. Allah Allah. Maşallah. Kabak koç. Gel abi Fikret abi gel abi gel. Dur. Gel abi gel. Gel abi. Heh. Şimdi. Dur ana. Vuralım. Kavla. Bu Fikret abi koç ne markası evet. Abi? Bu koç. Bu merinoz galiba. Ne bu? Ya buna pret diyor lan. Pret. Et ırkı mı bu? Ne bu? Efendim? Et ırkı mı? Evet. Et ırkı bunlar. Maşallah. Kaç tane koyun var sende? 20 tane. 20 tane. Yaz kış burada mı kalıyor? Yok. Kışın köye iniyor. Kışın köye iniyor evet. Mu? Yazlık mı senin burası? Evet, yazlık. Ha, gece gündüz kalıyor burada şimdi. Ya, gece gündüz kalıyor. Sen kalıyorsun başında? Ben haftada 2 gün 3 gün kalıyorum. Haftada 2 3 gün kalıyorsun. 3 günü köye gidiyorum. Şey var mı? Köpek var mı burada? Köpek var. Nerede köpek? Yatıyor da köpek. Tanışmadık köpekle abi. Maşallah ya. Allah Allah. Koca Seyit Mahallesi'nden yaylada Fikret Turgun. Kendi işimle uğraşıyorum. Koyunculuk yapıyorum. Bahçamı tarlama bakıyorum. Daha burada yaşamak güzel. Su, selbest su. Organik öyle şey yok. Bordunda başından içiyorsun. Yani güzel bunlar ya. Yaşanır. Bir şey gördüm sevgili izleyiciler. Genelde bunu yaparlar sık sık. İşte bir
Bir madde var burada. Ne olduğunu... Fikret abi, bu ne abi? Bu inek kafası. İnek kafası. Evet. Bunu buraya koymuşsunuz. Evet. Bunu nazar mazar gibi bir şeylere diyorlar. Kellego diyorlar tarlaya. Allah Allah. He. Anlamadım. Nazar mazar? Evet. Nazar değmesin diye kelle koyuyorlar tarlanın şeyine, ağaca. Gazı. Nazar değmesin diye tarlanın kenarına, ağaca kelle asıyorlarmış. İnek kellesi. İnek kellesi. Evet. Böyle bir inanış mı var abi? Evet, öyle. Yani atalardan. Atalardan? Evet. Duyuyoruz, yapıyoruz. Şamanizm inancı. Evet. Yok abi böyle bir şey. Bilmiyoruz. Yok yani böyle... Böyle koyun pırasa yiyor, koyun pırasa yiyor. Yakala abi, yakala koyunu. Ağzı kokacak. Buradaki nine sevgili izleyiciler, yılın 12 ayı burada dağda yaşıyormuş. Yılın 12 ayı. Çok benim çok enteresan, yani çok farklı geldi bana. Dağda bir insan nasıl yaşar? Fikret abi 12 ay ya. Abi gel. Bir köyde düğüne vardı, geldi. Ha. Bugün geldi burada malının başında. Allah Allah. Biri gider biri alır. Orman buradan... abi burası orman. Orman. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi yer burası. Tamamen ormana dayalı. Bir tepe üzerinde. Alt tarafı zemin sağlam, kayalarla kaplı. O fırın da var galiba burada. Oo. İşte. Tam bir yörük ovası, ova. Oba. Yörük obası. Çay benim, çeşme benim, ardıma düşme benim. Amanını yalel yalel, yandım yalel yalel. Amanını yalel yalel, yandım yalel yalel. Köşe başı beklerim, vay benim emeklerim. Yaraklıma geldikçe sızlıyor kemiklerim. Amanını yalel yalel, yandım yalel yalel. Amanını yalel yalel, yandım yalel yalel. Dağda yaşayan, ormanda yaşayan dağların kızı Ayşe nine bize şu anda çay yaptı sevgili seyirciler. Çayı içeceğiz. Kendimizden geçeceğiz. Peki Ayşe abla. Burada gece korkmuyoruz mu burada? Mesela bir ayı çıkar, bir arslan çıkar, tek başınıza ya. Korkusuz musun sen? Korkusuzuz ya. Allah Allah. Dur koy sen, koy biz alırız. Şey. Ha? Nasıl korkmuyorsun ya böyle tek başına? Nasıl? Ben korkmuyorum işte, sırf yalnız burada yatıyorum. Allah Allah ya. Valla ben kalsam gece burada, inan 3.5 atarım gece. Hava karardığı zaman tamam bitti. Gerisi daha boş. Daha ben diye sağlara beşeple gidiyorsun gece, domuz besine, domuzu kovalamıyor. Ha? Domuz kovalamıyor. İho. Ya. Ne iş yapıyorsun burada, ne yapıyorsun? Ha, burada bir bekliyorum. Bahçelere gidiyorum, tarlalara gidiyorum, malla gidiyorum. Ne malın var? Keçi var. Keçi var değil mi? Keçi kaç var. Tane keçi? Bilmiyorum sayısını hiç. Sayısını bilmiyorum. Yaşını bilmiyor. Keçinin sayısını bilmiyor. İşte bilmiyorum. Şey. Neyle gelip gidiyorsun buraya? Motorlu alan, arabalı alan. Ayşe abla bize yayıkta yaptığı keçi sütünden yaptığı tereyağını ekmeğe sürdüğü getirdi. Ekmeği de burada yapıyorsun galiba sen. Oo, işte. Kırsalda hayat böyle sevgili izleyiciler. Gerçekten yani hep özlediğim bir hayat.
özledim ve yaşayamadım. Yaşamak istediğim yaşayamadığım bir hayat. Ayşe abla ama çaresizlikten, ama mecburiyetten yaşıyor. Ama gelenekten gelen bir hayat yaşıyor burada. Doğal hayat. Ekmeği kendisi yapıyor. Tereyağı kendisi yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili izleyiciler, çobanımızın annesi. Değil mi? Evet. Ayşe nine kaç yıldır burada yaşadığını bilmiyor. Bilmiyorum, ben aklım yok. Bilmeyim diyor. Kalın bir ev yapmış taştan. Burada yaşıyor. Hiçbir şey yıkamaz. Burada nasıl yaşıyorsun diyorum. Korkmuyor musun? Korkmuyorum diyor. Tüfek varmış. Dedim tüfeğe bir atış yapalım dedim. Fişek yok dedi. Boş. Boş bir şey yok. Nasıl yani? Oğlandadır fişekler, ben bilmem. Sen bilmen mi? Sen atma, al bakayım şunu. At ben bakayım. Bilmem. Ben bilmem. Aa. Bu. Oğlanın tüfek oğlanın. He, anladım. Ama şey yok ya böyle. Değil mi? Ya. Boş. Boş. Boş tüfek ne olacak be abicim? Ya boş, şimdi sen bu boş tüfeğe ayılara gösterdiğin zaman korkarlar mı, kaçarlar mı? Kaçarlar. Anlıyorlar ayılar. İşte. Böyle işte. Allah, kedi içeri girmiş. Ekmeği burada sen kendin yapıyorsun. Yayıyı kendin yapıyorsun. Güneş enerjisi kurmuşsunuz. Değil mi? Işık. Işık. Ceren. Nasıl bu hayattan mutlu musun, memnun musun? İyi, iyi. Mutlu olsun. Yani sen adama demiyor musun? Beni verir, adam şey beni götür şehirde, lüks dairelerde yaşat, böyle şey demedin mi? İstemiyorum, ben davul istiyorum. He? Davul istiyorum. Sen davul istiyorsun. Allah Allah. Peki sen davul istiyorsun, adam demiyor mu sana? Ya karı gel. Gidelim şehirde yaşayalım. Beni burada yaşatma demiyor mu? Demiyor. O da istemiyor. O da mı davul istiyor? O da davul istiyor. İnce açıktan gelir. Özledin mi yoksa mı? Can biz köyde durmuyoruz. Devamlı burada duruyoruz. He, anladım. Acıktan gelir dedin ya. Devamlı burada duruyoruz. Ondan diyorum yani. Ne demişler? İki gönül bir olunca. Samandayız sarayıyoruz. Samanlık saray olur demiş. Sizin sarayınız burası. Bizim saray burası. Bu da senin oğlan. Bu da benim oğlan işte. Bu da gelip gidiyor. Bunları ben hep burada büyüttüm, burada dağıttım. Yapma ya. Ya. Peki teyze. Programımıza konuk oldunuz. Çobanımızın annesiydiniz. Çitçi TV'de, Çobanla Baş Başa programında. Bugün senin oğlanla beraber olduk. Koyunlarına baktık, koyunlarını sevdik. Ondan sonra şeye bindik, katıra bindik. Ayran içtik, yörük ayranı içtik. Yörük tereyağı yedik. Yedik. Ve havranın mandalini yedik. Evet. Havranın zeytinini yedik. Ve en güzeli bu dağların havasını aldık. Bu yörüklerin kokusunu aldık. Bu dağları terk etmeyin diyoruz. Siz terk etmezseniz biz gene geliriz buraya. Terk ederseniz terk gelmeyiz. Terk nasıl terk edeceğim? Peki. Bunları? Ayşe abla. Hadi hakkını helal et. Burada yaşamaya devam et. Allah razı olsun. Abi programa konuk oldun. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Çok bir çobanla baş başa da burada evet. Birlikte olduk seninle. Evet inşallah. İnşallah bir daha görüşürüz. Hayatınız bu şekilde işte. Evet. Burada geçiyor. Yani çobanın hayatı burada. 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 Peki. Hadi hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hadi. Evet hadi sevgili izleyiciler. Bir çobanla baş başanın da burada sonuna geldik. Madra dağlarındaydık. Havran'daydık. Kocaseyit'in köyündeydik. Küçük bir yörük obasında. Kocaseyit'in yaylasında. Çobanla baş başa olduk. Gerçekten bu Kaz Dağları'nı karşıda görüyoruz. Madra Dağları karşımızda. Dağlar ortalarında. Hava temiz, doğa güzel. Ve burada bir yaşamı gördük. Hayatı gördük. Herkesin özlediği fakat başaramadığı bir hayatı gördük. Ayşe nine burada yaşıyor. Yıllarca burada yaşıyor. Çocukları 8 tane çocuğunu burada büyütmüş. Bir çobanla baş başa da burada sonuna geldik.
sürçülisaniye dediysek affola. Haftaya aynı gün, aynı saatte ve aynı frekansta Çiftçi TV'de Çobanla baş başa da pazar günü saat 16'da buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm yörük obalarının, koyun çobanlarının üzerine olsun diyorum. Köşe başı beklerim, vay benim bebeklerim. Yar aklıma geldikçe sızlıyor kemiklerim. Amanını yalel yalel, yandı mı yalel yalel. Amanını yalel yalel.